Medyaskop TV ve Eğitim Reformu Girişimi işbirliğiyle ekrana gelen Eğitim 360'ın 78. programıyla karşınızdayız. Ben Umay Aktaş Salman. Türkiye ve dünyadaki eğitim gündemini daha geniş bir çerçeveden verilerle, sahadan örneklerle ve paydaşların katılımıyla konuştuğumuz Eğitim 360'da bu hafta okullarda yaşanan önemli sorunlardan birini, akran zorbalığını konuşacağız. Konuğumuz Sosyal Duygusal Öğrenme Akademisi'nden uzman psikolojik danışman Seçil Akalgün Cüntay. Hoş geldiniz yayınımıza Seçil Hanım. Merhaba Umay Hanım, teşekkür ederim. Hoş buldum. Size sormaya başlamadan önce akran zorbalığı sıklığı artan bir şekilde duyduğumuz önemli bir sorun. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2022 verileri de zorbalığın pek çok ülkede yaygın olduğunu gösteriyor aslında. Buna göre Türkiye'de PISA'ya katılan 15 yaş grubundaki öğrencilerin %27'si zorbalık içeren davranışlardan herhangi birine uğradığını söylüyor. En sık yaşadıklarını bildirdikleri zorbalık deneyimleri de aslında sözel ve ilişkisel zorbalık. PISA 2022 verisi. Bunlar OECD ülkelerindeki ortalama da %20 gibi. Tabii bu konuda pek çok veri ve araştırma var. Biz en sık kullandıklarımızdan birini ben dile getirdim ama size akran zorbalığını nasıl tanımlayabiliriz sorarak başlamak istiyorum ve ne sıklıkla karşılaşılan bir durum akran zorbalığı? Son yıllarda bu sıklıkta değişim oldu mu? Evet, teşekkür ederim. Aslında çok belki de doğru ve temel bir yerden başladık. Çünkü biz hem veliler olarak hem öğretmenler olarak hem de çocukların kafamızdaki bir takım karışıklıkları netleştirmemiz gerekiyor. Çünkü bazen akran zorbalığı çatışmalarla çocuklar arasında yaşanan doğal takılma süreçleriyle birbirine karışabiliyor. O yüzden tanım bizim için çok önemli. Akran zorbalığına tanımlarken 3 tane kriterimiz var. Bunlardan bir tanesi davranışın kasıtlı olması. Yani bir plan ve amaç içermesi, kazara, yanlışlıkla veya şakayla karıştırılmaması. İkincisi, davranışın bir süre tekrar etmesi, yani sürmesi. Bir kere yapılan bir şaka, bir kere yapılan belki bazen bir can acıtmayı tabii ki kötü, tabii ki önüne alacağız ama zorbalık kapsamına koymuyoruz. Bir üçüncüsü de taraflar arasında güç dengesizliğinin bulunması. Bu güç bazen fiziksel güç olabilir, bazen statüyle ilgili olabilir, bazen bir sosyoekonomik farklılık olabilir. Dolayısıyla zorbalığa tanımlamak için bir davranışa, bir ilişkinin içindeki davranış silsilesine zorbalık diyebilmemiz için bu üç kritere uyması gerekiyor. Sizin de söylediğiniz gibi PISA raporları bize en çok ilişkisel ve sözel zorbalığın %12 ile %15, %20'lere kadar çıkan oranları olduğunu gösterdi. Bu anlamda fiziksel zorbalığın aslında daha az gözlendiğini söyleyebiliriz. Belki birazdan konuşacağız. İlişkisel zorbalığı ve arkadaşların birbirine yaptığı sözel zorbalığı fark etmek aslında bazen yetişkinler için daha zor oluyor. O yüzden fiziksel zorbalığın azalmış olmasına bir yandan sevinirken yetişkinler olarak, öğretmenler olarak bu fark etmesi ve gözlemesi zor olan zorbalığa nasıl yaklaşacağımızı iyi düşünmemiz ve dönem başında hazırlıklı olmamız gerekiyor. Evet, kesinlikle. Peki okulda bir öğrencinin akran zorbalığına uğradığını ya da zorbalık uyguladığını ebeveyni, bakım vereni nasıl fark edebilir, öğretmenleri nasıl fark edebilir? Eğer hani birebir tanık olunan bir durum yoksa bunun nelere dikkat etmek gerekir? İşaretler, sinyaller nelerdir? Genellikle eğer şanslıysak çocuklarımız bazen gelir bize anlatırlar. Öğretmensek de, ebeveynsek de. Anne, baba biliyor musunuz okulda bir şeyler oluyor ve bu olan şeyin adının ne olduğunu bilmesem de hoş bir şey değil. Ya da bazen çocukların son yıllarda kullandıkları aslında pek de kullanımı doğru olmayan zorbalamak dedikleri bir kelime var. Bu noktada çocuğumuz özel eğer bize gelip anlatıyorsa, okulda başına bir zorbalık davranışın geldiğini söylüyorsa hem şanslıyız hem de müdahaleyi daha erken yapabiliriz. Ama bazen çocuklar, gençler birçok sebepten dolayı zorbalığı yetişkinlere anlatmaktan çekiniyorlar. İlkokul döneminde bazen bunun zorbalık olup olmadığını anlayamayabiliyorlar, fark edemiyorlar. O yüzden okulların çocuklara akran zorbalığının ne olduğunu ilk haftalardan itibaren öğretip anlatması çok önemli ki ben küçük bir çocuk da olsam, genç de olsam, ergen de olsam başıma gelen şeyin uygun olmayan bir davranışın ne olduğunu ayırt edebilmem önemli.
Ortaokul ve lise grubu bu anlatma kısmında bazen arkadaşlarının ilgisini kaybetmek, gruptan dışlanmak, ispiyonculukla suçlanmak gibi sebeplerden dolayı gelip güvendiği yetişkinleri bunu anlatamayabiliyor. O yüzden de işte tam da sizin sorduğunuz yerde bizim biraz bakmamız gerekiyor. İkiye ayıralım. Önce anne babaları konuşalım, sonra okulu konuşalım, öğretmenleri konuşalım. Çünkü anne babaların bazen akran zorbalarını fark etmesi çok kolay olmayabilir. Neden? Çünkü bazı çocuklar dediğim gibi anlatırlar ama kimi çocuklarda zaten nasıl geçti günün, okul nasıldı diye sorduğumuzda çok kısa cevaplar verebilir ve geçiştirebilirler. Ama uzmanlar, kitaplar, blog yazıları, okuduğumuz bütün içeriklere rağmen çocuğunu en iyi gene kendi anne babası tanır. O yüzden çocuğumuzda yavaş yavaş okula gitmekle ilgili bir takım sıkıntılar, okul reddi, bazı bedensel zorluklar, karın ağrıları, mide bulantıları, baş ağrıları, bu bedensel zorluklarla okula gitmeyi reddetme, evden geç çıkma, okula tam zamanında girmeye çalışma, okuldan erken ayrılma, gelip beni alır mısın diye sizi araması veya bunun pazarlığını sabah yapması, biraz içe kapanma veya tam tersi oldukça şiddetli gelen öfke atakları gibi normalde çocuğunuzda görmediğiniz veya gördüğünüzde ne olduğunu yorumlayamadığınız durumlar olursa okulda işlerin iyi gidip gitmediğini bir kontrol etmekte fayda var. Burada bir altını çizeceğim. Anne babalıkta bizim hepimizin düştüğü tuzaklar aman az bir şey yapmayalım derken fazlasını da yapmaktır. O yüzden benim çocuğum okulda zorbalığa uğruyor galiba diye okulla iletişime geçmeden önce mutlaka çocuğumuzun ne yaşadığını onunla oturup konuşmamız lazım. Kaç yaşında olursa olsun. O yüzden eğer çocuğunuz okulda akran zorbalığına uğruyorsa, siz uğradığından şüpheleniyorsanız ve onunla birlikte rahatlıkla onun gösterdiği belirtileri konuşabilir. Ya bu ara biraz okula gitmekte zorlandığını fark ediyorum. Okulda da canını sıkan bir şeyler olduğunu tahmin ediyorum sadece. Bir konuşalım mı? Bir anlatmak ister misin bana? Neler oluyor? Benim yapabileceğim bir şey var mı? Sana nasıl yardımcı olabilirim? İçinden çıkamadığım bir durum varsa birlikte çözebiliriz'in garantisini ve güvencesini vermek önemli. Çünkü maalesef akran zorbalığına uğrayan çocukların çoğu kendilerini suçlu hissederler. Veya bazen bunu hak edecek bir şey yaptım diye düşünürler ve anlatmaktan da çekinirler. İşin öğretmen kısmına gelirsek aslında öğretmenler sınıfa girdikleri andan itibaren hangi çocuğun akran zorbalık yapabileceğini, hangisinin zorbalığa uğrayabileceğini deneyimlerine göre tahmin edebiliyorlar. Ama altını çizeceğim. Zorbalık illa teneffüste birbirlerini tartaklamaları, sıkıştırmaları şeklinde olmayabiliyor. İsim takmak, alay etmek, gruptan dışlamak, özellikle bir kişiyi dışında bırakmak grubu veya şimdi WhatsApp gibi vesaire uygulamalarda, sosyal medya uygulamalarında birçok yöntemle çocuklar zorbalık uygulayabiliyorlar. O yüzden öğretmen olarak sınıfınızda en başında o sınıfta zorbalığa izin olmadığını, zorbalığa izin olmadığı gibi hangi davranışların uygun olduğunu belirtmek önemli. Baktınız ki bir öğrenciniz sınıfa girerken hep sizi bekliyor, kapının önünde dolanıyor ya tam saatinde giriyor ya zil çalar çalmaz dışarı çıkmaya çalışıyor. Yani akranlarını bir arada olmamak için olabildiğince öteliyorsa, ders başarısında düşüklük olmaya başladıysa, dersi dinlerken dikkati ve konsantrasyonunda bozulmalar fark ediyorsanız o zaman acaba benim öğrencim bu okulda ve sınıfta kendini güvende hissediyor mu? İlk sormamız gereken soru. Tam da onu söyleyecektim. PISA raporunun zorbalıkla ilgili bulgularına gelmeden önce siz de fark etmişsinizdir ki Türkiye'de yaşayan çocukların büyük bir çoğunluğu kendilerini okulda güvende hissettiklerini belirtseler de Türkiye ortalaması maalesef OECD ülkelerinin altında. Aynı şekilde aidiyetle ilgili sorular sorduğumuzda çocukların okula aidiyet hissetme oranları da oldukça düşük. Bu da tabii ki maalesef bir zorbalığa uğradıklarında bize gelip anlatıp anlatmama konusunda da kafalarının biraz karışık olduğunu gösteriyor bence. Kesinlikle. Aslında o söylediğimiz verileri bu şekilde okula aidiyetle tamamladığımızda veya öğrenci-öğretmen ilişkilerinde çok daha tamamlayıcı bir şekilde, bütünsel bir şekilde bakıyoruz. Peki bir de şeyi sormak istiyorum Seçil Hanım. Yani zorbalığa maruz kalan çocuk ve zorbalığı uygulayan çocukta ne gibi etkileri olur? Hangi riskler altındadır çocuklar? İki taraf açısından da nasıl değerlendirirsiniz?
Tabii şimdi bir zorbalık olayı olduğunda biz hem veliler hem eğitimciler olarak aslında sadece iki rol varmış gibi hissediyoruz. Biri zorbalığa uğrayanlar, biri zorbalık yapanlar. Ve sıklıkla önce zorbalığa uğrayana yardım edip onun becerilerini güçlendirmeyi ve onu korumayı seçiyoruz. Ama bir de zorbalık yapan öğrenci var. Bazen de tam tersi zorbalık yapan öğrenciyi disipline etmek, ona doğru davranış öğretmek, bazen ceza vermek, bazen yaptırım uygulamak gibi ayırıyoruz. Şimdi okullarda zorbalık olaylarında bir de tanıklar var. Belki birazdan onu da değiniriz. Çünkü aslında tanıkların sayısı her zaman için çok daha fazladır. Zorbalık yapanlara ve uğrayanlara kıyasla. Ama zorbalık ciddi sonuçları olan çok ciddi bir sorundur. Ve durdurulması için yetişkin müdahalesi gerekir. Zorbalık bir akran çatışması değildir. Sadece hadi birbirinizden özür dileyin, sorunlarınızı kendi aranızda çözün, bana problem ve şikayet getirmeyin, büyüdünüz artık tartışmayın denecek bir durum değildir. Ciddi bir sorundur. Yetişkin müdahalesi gerekir. Kaç yaşında olursa olsun iki çocuk da ve tanıklar da kendilerini güvende hissedene kadar takibimizi gerektirir. Bu kadar ciddi bir sorunun çocuk ruh sağlığı üzerinde etkili olacağını da tabii herkes az çok tahmin eder. Bir kısa dönem sonuçları var. Kısa dönem sonuçlarında şunu görüyoruz. Çocuklar genelde demin bahsettiğimiz okula aidiyetle ilgili zorluk hissediyorlar. İki tarafta aslında. Okula gelmek istemiyor. Ve akademik ilişkilerle, akademik konularla ilişkisi oldukça azalıyor. Dersler çok umurunda olmamaya başlıyor. Ama zorbalığa uğrayan çocuklarda gördüğümüz şey o hissettikleri suçluluk, yetersizlik. Ben herhalde bir şey yaptım ki bunu hak ettim. Ya da keşke daha uzun olsaydım, daha zayıf olsaydım, daha zengin olsaydım gibi kendilerinde olmayan belki de ve olmadığı için zorbalığa uğradıklarını düşündükleri yönleri düşündüklerinde kaygıya ve depresyona yatkınlık görüyoruz. Zorbalık yapan çocuklarla ilgili bilgiye geçmeden önce bir bilginin altına özenle çizmek isterim. Bir kere zorbalık yapan her zaman zorba olur ve zorbalık yapar diye bir gerçek yok. O yüzden olabildiğince okullarda önleyici çalışmaların yapılması, önleyici çalışmalar yeterli olmadığında müdahale planlarında ve programlarında her gruba da her tarafa da değinilmesi çok önemli. Çünkü eğer zorbalık yapan öğrenci şefkatli bir şekilde disiplin kurallarına uygun olarak düşmanca sonuç içermeyen yaptırımlar dahilinde ve becerileri desteklenerek aslında büyütürsek onları, onlar da sonrasında kendi ruh sağlıklarını korumuş olurlar. Ama şunu biliyoruz ki eğer yerinde ve zamanında ve doğru şekilde müdahale edemezsek zorbalık yapan öğrenciler bir süre sonra oldukça yalnızlaşıyor, kendi başlarına kalıyorlar veya okul dışında çeteleşme, madde kullanımı ve gerçekten psikolojik zorluklar, patolojik anlamda gerçekten onları çok zorlayan taraflara doğru çekilmeye başlıyorlar. Peki biraz önce hani belki biraz daha açarız demiştiniz. Tanık olan öğrencilerle ilgili hani tanık olmak nasıl etkiler? Biraz da ondan bahseder misiniz? Seve seve aslında galiba üzerinde en uzun ve en derin konuşmamız gereken taraflardan bir tanesi de bu. Çünkü okulda bir akran zorbalığı olayı olduğunda öğretmenlerin dikkatini hemen çeken şey zorbalık yapan öğrenciyi alalım, onunla bir görüşme yapalım, zorbalığa uğrayanı alalım, görüşelim. Tanıklarla kimse görüşmez genelde. Tanıklar da hissettikleri veya gördükleri bir durumun zorluğuyla, çaresizliğiyle baş başa kalırlar. Benim şunu benzetiyorum, umarım hiçbirimizin başına gelmez ama eğer bir gün gözünüzün önünde bir trafik kazası olursa veya olmuşsa o kazanın yarattığı gürültü siz bedenen zarar görmeseniz de, ruhen bir zarar görmeseniz de kazanın yarattığı gürültü ve etkiyi çok uzun zamanlar taşıyabilirsiniz. Şimdi akran zorbalığı da biraz böyle bir olay. İlla kendi başınıza gelmenize gerek yok. Ama gözünüzün önünde olan bir akran zorbalığı olayına kendinizde müdahale edecek gücü bulamıyorsanız veya ne yapacağım ki ben, ne yapabilirim ki gibi çaresiz hissediyorsanız, aslında bir şeyler yapmanızın gerektiğini anlıyorsanız ama ne yapacağınızı bilmiyorsanız, hangi yetişkine başvuracağınızı bilmiyorsanız ya da yetişkinlere gittiğinizde bile sorunun çok çözüleceğine dair bir umudunuz yoksa tanık olmaktan gerçekten çok zor ve zorlayıcı duygular içeriyor. Bizim çok sevdiğimiz bir söz vardır sahada çalışanlar olarak Theodore Roosevelt'in eğitimlerimizde de kullandığımız. Ne yapacağını bilmediği zamanlarda en kötü şey hiçbir şey yapmamaktır diye. Dolayısıyla biz aslında okullarımızdaki bütün öğrencileri herhangi bir akran zorbalığı olayına dahil olan tarafları gördüklerinde, haberdar olduklarında, bildiklerinde mutlaka güvendikleri bir yetişkine haber vermeleri ve o çocuğun güvenliğinin de okul içerisinde sağlanmasıdır.
Yani aslında okulda bir akran zorbalığı olayı yaşandığında sadece zorbalık yapanı, zorbalığa uğrayanı değil, tüm tanıkları dinlemek, tanık dediğimiz öğrencileri güçlendirmek, onların hissiyatları üzerine konuşmak da çok önemli. Aslında literatüre göre tanıklar da kendi içinde beş tane role ayrılıyorlar. Kimisi zorbalığı görüyor ve ses çıkarmıyor. Kimisi ses çıkarmıyor, hatta biraz gülüyor ve destekliyor. Kimisi zorbalığı başlatan yılanın yanında yer alıyor. Kimisi çok çaresiz hissediyor. Son grupta ayağa kalkıp tabiri caizse zorbalığa uğrayan kişinin yanında oluyor ve akran zorbalığının durmasına katkıda bulunuyor. İlginç bir araştırma sonucu var, onu paylaşmak isterim sizlerle de. Bir akran zorbalığı olayında bir tanık olan bir öğrencinin kendi kaynakları el verdiği sürece, kendi rızasıyla kalkıp zorbalığı durdurmakla ilgili bir girişimde bulunursa, bir parantez açalım, bu kendisi bir şey yapabilir, bir yetişkine haber verebilir veya sonrasında bununla ilgili bir öğretmenine bildirimde bulunursa eğer, zorbalık olayları 10. saniyede duruyor. O yüzden okullarımızda tanıkları da güçlendirmek, öğrencilerle birlikte önleyici çalışmalar yapmak, zorbalığı bir yetişkine bildirmenin ispiyonculuk olmadığını en baştan öğretmek çok önemli. Herkesin ruh sağlığını tamamlamak ve okulu da bütünsel bir iklimde tutabilmek için. Çok önemli bir noktanın altını çizdiniz Seçil Hanım. Biraz daha bu önleyici çalışmaları, önlemleri, politikaları daha ayrıntılandıralım isterseniz. Buraya kadar anlattıklarınızdan okul, öğretmen, ebeveyn hani ne kapsayan böyle çok paydaşlı bir çabayı ve mücadeleyi gerektirdiği çok açık bu durumun. Eğitim sistemiyle, okullarla ve öğretmenlerle başlayalım isterseniz. Önlemek için o önleyici çalışmalar veya nasıl politikalar geliştirilebilir? Buradan başlayalım, sonra belki ebeveyn kısmını biraz daha değineceğiz. Tamam. O zaman aslında belki de ne yapılmaması gerektiğinden başlayalım. Çünkü sahanın uzmanlarından Dan Olweus 1993 yılında yaptığı bir araştırmaya göre şunu söylüyor. Diyor ki tek seferlik çalışmalar, uzun sürdürülemeyen kampanyalar, öfke yönetimine yönelik tek seferlik seminerler veya hani dönemin başında yapılan ve sonrasında takip edilmeyen planlamalar hiçbir işe yaramaz diyor. O yüzden önleyici çalışmalardan kastınız aslında psikolojik danışmanlığın temelinde de olan davranışın gözükmemesi için davranış başlamadan önce kaynakları güçlendirmekten geçiyor. Şimdi bu ne demek? Zorbalığı önlemek sadece bir gün zorbalık günü yaparak, zorbalığı önleme haftası planlayarak ya da duvarlara çocukların dikkatini çekecek sloganlar yazarak maalesef olmuyor. Biraz böyle romantize ettim anlatırken, çünkü aslında çok ciddi bir sorun ve o yüzden gerçekten çok erken başlamak ve önleyici ayağına çok önem vermek, yer, zaman ve emek ayırmak gerekiyor. Dolayısıyla birinci adımı her okulun sosyal duygusal öğrenme becerilerini desteklemek olmalı. Son yıllarda artık şükür ki gündeme girdi ve milletimin sayfasında da çok rahatlıkla bulabileceğiniz içerikler var. Sosyal duygusal öğrenme nedir? Hangi etkinliklerle desteklenebilir? Okul iklimi bunun üzerine nasıl kuruldu? Artık çok rahatlıkla kaynak bulabiliyoruz. Sosyal duygusal öğrenmenin altında çünkü çocukların duygularını tanımaları, empati kurmaları, problemlerini çözmeleri, dürtülerini yönetmeleri ve öfkeleriyle başa çıkabilmelerini içeren beceriler setleri var. Farkındaysanız bu beceri setleri aslında zaten çocuklarda davranış olarak kazandırılırsa zorbalığı önlemekte de ya da demin bahsettiğim tanığın bir dakika burada iyi bir şey olmuyor. Hayır ben o sosyal medyadaki fotoğrafa yorum yazmayacağım veya hayır koridorda can sıkıcı bir şey oluyor bir dakika ne oluyor orada deyip bu desteği verebilmesi için çocuğun sosyal duygusal öğrenme becerilerinin gelişmiş olması lazım. Bu bir cebimizde dursun. Öğretmenler olarak yine Olweus'un modelinden devam edeceğim. Olweus şunu söylüyor. Öğretmenin modeli olduğu bir sistemde, bir ilişkiler silsilesinde okulda zorbalığı önlemek daha kolay. Peki öğretmen neyle model olacak? Birincisi kendi sosyal duygusal öğrenme becerileriyle. İkincisi pozitif ve şefkatli kurduğu ilişkilerle. Üçüncüsü de aslında otoriteyi de temsil eden, burada otorite kelimesini seçiyorum ama umarım çok sert bir şey canlanmıyordur zihinlerde. Çünkü çocukların sınırlara ihtiyacı vardır, kaç yaşlarında olurlarsa olsunlar. Bu sınırları sağlıklı bir şekilde modelleyen öğretmenler olduğunda öğretmen ve öğrenci kısmını halletmiş oluyoruz. Dönelim okul ve veli kısmına, daha resmin
biraz daha büyük halkalarına dönelim. Her okul aslında bizim zorbalığa sıfır politikamız vardır diye söyler. Biz de aa ne güzel deriz, harika. Peki biz o politikaları görebilir miyiz ya da o politikaların altında neler var dediğimizde pek de işlerliği olmayan, kağıt üzerinde harika gözüken ama okulda bir zorbalık olayı olduğundan nasıl müdahale edileceği konusunda yol haritasının eksik olduğu politikalar olabilir. O yüzden okulların zorbalığa sıfır tolerans politikalarını mümkün mertebe adımlandırmaları, okulların akran zorbalığı olduğunda ilkokul düzeyinde, ortaokul düzeyinde, lise düzeyinde kiminle nasıl görüşeceklerini, hangi öğretmeni görüşeceğini, disiplin sisteminin ne zaman devreye gireceğini, bu çocuklara sosyal duygusal öğrenme becerilerine desteği kimin nasıl vereceği gibi oldukça detaylı ve öğrenciyi koruyan ve uzun dönemde de yine aslında önleyici değeri olan planlamaların yapılması çok önemli. Veli ayağına geliyorum. Veliler genellikle ya benim çocuğum zorbalığa uğrarsa endişesini en küçük yaşlardan itibaren taşıyorlar. Hatta eskiden daha çok çocuğu ilkokula yeni başlayan veliler bunu taşırken şimdi ana sınıfına ve küçük sınıflara kadar geriledi. Çünkü şunu biliyoruz ki akran zorbalığı aslında her yaşta gözlenebiliyor. Yine bir parantez. Okul öncesi ve ana sınıfı döneminde çocukların sosyal duygusal öğrenme becerileri erkenden güçlendirildiğinde çocuklar hem zorbalığı dur diyebiliyorlar hem de aslında kendi becerilerini etkin kullanabiliyorlar. O zaman benim buradan çıkaracağım tavsiye ne? Veli olarak benim çocuğumun empati kurabilmesini, kendi problemlerini çözebilmesini, istek ve ihtiyaçlarını ifade edebilmesini destekleyebilmem lazım. Hatırlarsanız ilk sorunuz da oydu. Çocuklar konuşuyorsa ne şanslılar demiştim. Anne baba biliyor musunuz deyip cümleye başlatabiliyorsak ne güzel cebimizde harika bir donanım var demektir. Veliler olarak ikinci yapmamız gereken şey birincisi dönün ve okullarınıza sorun. Samimiyetle, iyi niyetle, hazır sezonda yeni başlamışken nasıl politikalar uygulanıyor? Neler var? Sadece kendi çocuğunuz için değil, yani benim çocuğum zorbalığa uğrarsa diye değil, genelde okullara şöyle telefonları almıyoruz biz, benim çocuğum zorbalık yaptı, ne yapalım telefonları pek almıyoruz. Dolayısıyla aslında veli olmak demek sadece kendi çocuğunuzun zorbalığa uğrama durumundaki politikalarını öğrenmek olmamalı. Bu okulda sosyal duygusal öğrenme kısmı nasıl destekleniyor? Zorbalık bunun sadece bir ayağı. Eğer bu taraf destekleniyorsa bilin ki zaten zorbalıkla baş etme programları, müfredatları, içerikleri vesaireleri de vardır. Bunu sorabilmek çok önemli. Son bir şey veri ayağında. Lütfen panik olmayın, kaygıya kapılmayın. Çocuğunuzu okuttuğunuz okuldaki eğitimcilere, politikaya, o okulun işleyişine eğer güven duyuyorsanız bunu çocuğunuzla da paylaşmak çok önemli. Yaşadığın zor bir şey. Farkındayım, sen merak etme. Biz yetişkinler olarak senin güvenliğin için ve eğitimine sağlıkla, güvenlikle ve huzurla devam edebilmen için elinden geleni yapacağınızı söyleyebilmek önemli. Kolay değil biliyorum. Veli ve anne baba olmak demek o kaygıların hep biraz böyle fokurdaması ve yükselmesi demek. Ama eğer çocuğunuzun başına bir zorbalık olayı gelirse, çocuğunuz bir zorbalık olayı da bulunursa, kendi zorbalık yaparsa veya çocuğunuz gelip okulda bir zorbalık olayına tanık olduğunu söylerse ilk yapmamız gereken şey nefes almak, sakin durmak ve gerekli bilgileri yavaş yavaş onunla sohbet ederek alabilmek ki ondan sonrasında doğru atımları daha rahat atabilelim. Çok teşekkürler Seçil Hanım. Ayrıntıyla konuştuk ama es geçtiğimiz son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Belki Sosyal Duygusal Öğrenme Akademisi'nden de kaynakları edinmek, bilgiler almak çok mümkün. İnternet sitesinden, sosyal medya hesaplarından ama yine eklemek istediğiniz bir şeyler varsa. Tamam. Şunu söyleyebiliriz belki. Şimdi dediğim gibi hani dönem başında diye başladım sözüm ama bu programı Şubat ayında da izliyor olabilirsiniz. 2 sene sonra da izliyor olabilirsiniz. O yüzden sizden ricamız lütfen velilerimizin de akran zorbalığı konusunda temiz, gerçek ve doğru bilgiler edinmeleri. Çünkü akran zorbalığı bazen çocukların arasında yaşadıkları çocuk çatışmalarıyla ilişkilerde yaşanan tartışmalarda karışabiliyor. Ama biz anne baba olarak çok kaygılı olduğumuzda hemen okula gidip hemen öğretmenine bir mail atıp ya da öğretmenini arayıp PDR servisine ulaşıp yardım istiyoruz. O yüzden acele etmeden çocukların iletişim becerilerini de birbirleriyle çatışarak, tartışarak, evet bazen kavga ederek problemlerini çözmeyi de bu şekilde öğreneceklerini unutmamak lazım. Bazen bazı çatışmalar zorbalığa dönebilir, bazıları çözülebilir, bazıları çözülmeyebilir. Eğer siz ebeveyn olarak gerçekten zorbalık yaşandığını düşünüyorsanız
Öncelikle okulunuzdan bu anlamda yardım almak önemli ya da dışarıdaki bir uzmandan yardım alabilirsiniz. Ne kadar çok doğru ve temiz bilgiye sahip olursak akran zorbalığı ile ilgili kaygımıza o kadar da az yenik düşeriz zaten. O yüzden çocukların yanında da ne var yani bu sana zorbalık mı yaptı? Hay Allah bu büyük bir zorbalık davranışı demek yerine önce bir ne olduğunu anlayalım. Sen bunu bir anlat. Bir dinleyelim bakalım beraber. Bir anlayalım neler olduğunu gibi bu sabrı ve sükuneti göstermek bir veli olarak bence diğer konularda da zaten çok önemli. Burada tam okulla iletişimi kesmemek çok önemli. Burada öğretmenlerin de tabii rolü çok önemli. Belki hani bir rehber olabilecek, kaynak olabilecek şeylerden birini ben de hatırlatmak isterim. Öğretmenlerin meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağı var, öğretmen ağı. Öğretmen ağının internet sitesinde de öğretmenlerin geliştirdiği çözümler var bu konu hakkında. Öğretmenağ.org'da çözüm merkezinde sosyal duygusal öğrenme becerilerini sınıfta okulda geliştirmeye yönelik nasıl etkinlikler, çalışmalar yapılabilir, çeşitli oyunlar, proje örnekleri denenmiş ve sonuç alınmış meslektaşlarıyla paylaşıyor öğretmenler. Hani girip incelemek isteyen öğretmenler olursa bunu da eklemek isterim. Seçin Hanım çok teşekkür ederim. Bu hafta eğitim öğretim yılı başlamışken Eğitim 360'da okulda önemli sorunlardan biri akran zorbalığını konuştuk. Bir sonraki Eğitim 360'da görüşmek üzere. Hoşça kalın.